kahramanları canlandırmasıyla tanınan yönetmen İkram Nur Mehmet Mayıs ayında tutuklandı ve bilinmeyen suçlamalarla tutuklu tutuluyor. Bu yılın başlarında Pekin'de tutuklanan Uygur film yapımcısı İkram Nur Mehmet bugün Doğu Türkistan'da yargılanacak. İnsan hakları gruplarına göre 32 yaşındaki İkram Nur Mehmet 29 Mayıs'ta Çinli yetkililer tarafından evinden alınarak Doğu Türkistan'ın başkenti Urumqi'ye götürüldü ve burada bilinmeyen suçlamalarla duruşma öncesi gözaltında tutuldu. Urumqi'de doğup büyüyen Nur Mehmet eşi ve küçük oğluyla birlikte Pekin'de yaşıyor. Nur Mehmet Pekin'e taşınmadan önce İstanbul Marmara Üniversitesi'nde 6 yıl film yapımcılığı eğitimi almıştı. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün Asya Bölümü Müdür Yardımcısı Orta Asya veya Orta Doğu ile herhangi bir bağlantısı olan Uygurların otomatik olarak Çinli yetkililer tarafından terörizm şüphesi altında olduğunu söyledi. Birçoğu bir toplu cezalandırma kampanyası sırasında tutuklandı ve yargılanmadan keyfi olarak hapsedildi ifadelerini kullandı. Çin'in daveti üzerine Doğu Türkistan'ı ziyaret eden Endonezya Mescit Cemaati heyeti Çin'in sahte propagandasına kanarak adeta Çin ağzıyla konuştu. Çin'in propaganda dairesi Tanrıdağ Ağı'na göre 19 Ekim'de Endonezya'da Mescit Camii'nde bir heyet Çin'in daveti üzerine Doğu Türkistan'ı ziyaret etti. Çin rejiminin Endonezyalı din adamlarından oluşan azgın azınlık grubu Doğu Türkistan'ın merkezi şehrinden Urumqi, Gulca, Kaşgar kentine götürerek önceden hazırlanmış kurmaca mekanları gezdirerek röportaj vermesini sağlarken Endonezyalı heyetin başındaki Endonezya Mescit Cemaati Başkan Yardımcısı Çin gözlüğü takmışçasına bölgedeki zulmü görmezden geldi ve ziyaret sırasında büyük kalkınma ve muazzam gelişmelerden ve tüm etnik kökenlerden insanların yüzlerindeki mutluluk ve gülümsemelerden derin etkilendim ifadelerini kullandı. Xinjiang'da soykırım uygulanıyor iddiaları söylentilerden ibarettir şeklinde konuşarak Çin propagandasına alet oldu. Çin'de bir süredir kamuoyu önüne çıkmadığı için durumu merak konusu olan Savunma Bakanı Li Xingfu'nun görevden alındığı bildirildi. Devlet televizyonunun haberine göre Li hakkındaki karar Çin'in yasama organı Ulusal Halk Kongresi'nin Merkez Komitesi'nin Pekin'de düzenlediği oturumda alındı. Komite üyeleri yaptıkları oylamada Li'yi bakanlık görevinden aldı. Li'nin yerine kimin getirildiği ise henüz açıklanmadı. Eski bakan Li en son 29 Ağustos'ta Pekin'de düzenlenen Çin-Afrika Barış ve Güvenlik Forumu'nda kamuoyunun karşısına çıkmıştı. Li'nin göz önünden çekilmesi ve hakkındaki iddialar Temmuz'da eski Dışişleri Bakanı Qin Gang'ın ortadan kaybolması ve görevden alınmasının ardından gelmişti. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İsrail-Hamas çatışması, tartışmalı Güney Çin Denizi'nde artan gerilimler ve Çin lideri Xi Jinping'in yapacağı ziyaret öncesi ABD'ye gidiyor. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de günlük basın toplantısında yaptığı duyuruda, Bakan Wang'ın ziyaretinde ABD'li yetkililerle ikili ilişkileri ve ortak kaygı konusu uluslararası ve bölgesel konuları ele alacağını belirtti. Wang Yi'nin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve ABD Başkanı Joe Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan'la görüşeceği aktarıldı. Mitsubishi Motor, Çin'de satışlarının düşmesi sebebiyle bu ülkedeki araç üretimini durdurma ve Çin'den çekilme kararı verdiğini açıkladı. Mitsubishi Motor Yönetim Kurulu'nun açıklamasında satış hedeflerinin planlandığı doğrultuda yakalanamadığı ve Mart 2023'te üretimin askıya alındığı aktarıldı. Yerel imalat partneriyle müzakereler sonrası çekilme kararı alan Japon firmanın üretim kaynaklarını Güneydoğu Asya pazarına kaydırabileceği belirtildi. BBC'de yer alan habere göre Gazze'deki hastaneler acil servis dışındaki servislerini kapattı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2360'ı çocuk ve 1292'si kadın olmak üzere 5791 kişinin öldüğünü, 16297 kişinin yaralandığını duyurdu. Gazze'de düzenlenen saldırılarda 308 asker, 1400 İsrailinin öldüğü, 5132 İsrailinin yaralandığı aktarıldı.